Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, Ulu Önder Atatürk'ün başkanlığında 1932 yılında toplanan dil kurultayının 89. yıl dönümünde sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyorum. Bir iletişim aracı olarak dil, milleti oluşturan fertleri birbirlerine bağlayan bir bağdır. Çünkü ifade aracı olarak değil en yakınlaştırıcı ve kaynaştırıcı temel unsurdur. Dil millet denen toplumun en önemli sosyal varlığıdır. Milli kültürün ilk ve önemli unsurudur. Ulu önder Atatürk öncülüğünü yaptığı çağdaşlaşma hareketinde dil bağımsızlığını siyasal ve ulusal bağımsızlığın önemli bir parçası olarak değerlendiriyor. Türk demek dil demektir. Millet olmanın en belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen kişi her şeyden önce kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Yüce önder Atatürk dil devrimiyle Türkçemizi kendi öz değerlerine dayanarak çağdaş bir kültür diline ulaştırmayı öngörmüştür. Bu amaç doğrultusunda Atatürk'ün yönergeleriyle kurulan Türk Dil Kurumu'nun yanı sıra yazarlarımız, tiyatro sanatçılarımız, bilim adamlarımız ve tüm aydınlarımızın özverili çalışmalarıyla Türk dili çağdaş bir devlet ve bilim dili durumuna gelmiştir. Bugün dilimizin kullanımında kimi sorunlar yaşanmaktadır. En üzücü taraf da Osmanlı'daki Arapça, Farsça hayranlığını gibi günümüz aydınlarının bir kısmının da aynı hatayı bilerek veya bilmeyerek yapmaları dilimizin bozulmasına zemin hazırlamalıdır. Milli his ile Dil arasında bağ çok kuvvetlidir. Dil milli ve zengin olması milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurlu işlensin. Ülkesinin yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Bu sorunların çözümünde her türlü girişim ve uygulamalar bilimsel yaklaşımla ele alınmalı ve yürütülmelidir. Tersi durumunda dilimizde yaşanan sorunların çözümleri kişisel yakınmalardan öteye geçemeyecektir. Bu konuda eğitim kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Bizler de bu konuda son derece titiz ve dikkatliyiz. Nitekim Atatürk Türklük davasını böyle bir müsbet ölçüde ele almıştır. Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem vermiştir. Baykal ötesindeki Yakut Türkmenlerinin dil ve kültürünü bile ihmal etmemiştir. Mustafa Kemal Atatürk ülkenin her yerinde Türkçe ile ilgili kelimeleri araştırıp Tarama sözlüğü hazırlatmış bir liderdir. Ve bu sözlükte 40 bin aşkın kelimeyi tespit ederek milletimizle buluşturmuştur. Bizzat açı, ters açı, üçgen, dörtgen, dikdörtgen, yarıçap, teğet gibi matematik ve geometri terimlerini Türkçeye çevirmiştir. Atatürk sadece askeri bir deha değildir. Kültüre, tarihe, dile, vatana, millete Dünya barışına verdiği önemle büyük bir liderdir. Büyük savaşlardan çıkmış, kayıplar vermiş, yeniden var olmaya çalışan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. yılında dülk dil kurultayı yapmak ancak böyle büyük bir devlet adamının vizyonu olabilir. İşte ben de bugün ulusal hakimiyetin dil bilinciyle daha sağlam kuracağını Aynı görüşle sizlere anlatmak ve bir kez daha hatırlatmak istemekteyim. Çünkü ne yazık ki Atatürk'ün ölümünden sonra dil devrimine yeterince sahip çıkılmamıştır. Bunu örnekleyecek olursak Türkçe tabela sayısının yetersizliğine dikkat ediniz. Bu kimlik kaybının bir neticesidir. Yabancı tabela hayranlığını nereye gidersiniz? Gidin Avrupa'da göremezsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun içindir ki her Türk dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışmalıdır. Bir de Türk dili Türk millet için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sonsuz felaketler içinde ahlakını, göreneklerini, anılarını, çıkarlarını kısacası bütün kendisini millet yapan her niteliğin dili sayesinde koruduğunu söylüyor. Türk dili Türk ulusunun yüreğidir, beynidir. Bu sebeple hepimize düşen yegane görev dilimizi başka dillerin etkisinden kurtarması yönünde ortak adımlar atmaktır. Sevgili çocuklar ve gençler, Anadolu toprakları üzerinden yüzlerce millet gelip geçmiştir. Fakat şimdi nerededirler? İzleri yoktur çünkü dillerini kaybetmişlerdir. Dilini kaybeden bir ulusun da varlığından söz edilemez. Dil neden önemli? Bir toplumun gelenek, tarih, kültür gibi tüm varoluş kaynaklarını dil yaşatır. Dilimizden uzaklaşırsak geçmişimizle olan bağlarımızı koparırız. Bugün bizler geçmişimizle buluşabiliyor, tarihimizi, kültürümüzü, sonra dek yaşatma kararlılığımızdan söz edebiliyorsak bu Türkçe'ye verdiğimiz önemdendir. Anadolu'ya yerleşen ve bu coğrafyayı yurt yapan atalarımız diline sahip çıkmış, kültürünü yaşatmış, sözlü ve yazarı edebiyatın yetkin örnekleriyle dillerini kuşaktan kuşağa aktarmayı başarabilmişlerdir. Bugün dünyadaki en eski diller arasında yer alan Türkçe, Geniş bir coğrafyada yaygın olarak kullanılmakta. Kardeş ülke ve topluluklar arasında güçlü bağlar oluşturmaktadır. Bunu şu şekilde örneklemek isterim. Türk dünyasında iz bırakan düşünce adamı İsmail Gaspıralı'nın 1883'te çıkardığı ve tüm Türk dünyasında okunan Tercüman gazetesi Osmanlı Türkçesi ile hazırlanmış fakat içerisinde tüm Türk lehçelerinin kelimelerini kullanmıştır. Önce haftada bir gün çıkan gazete, 1903'te haftada iki gün basılmış, 1912'de günlük gazete haline gelmiştir. Bu da Türklerin ortak bir dil çerçevesinde birleşmelerinin ve buna ne kadar ihtiyaç duyduklarının göstergesidir. Yazı dili olarak da en eski dillerin başında Türkçe gelir. Burada sizlere 10.000 yıllık bir geçmişi olan Türk dilinden söz ediyorum. Tarih boyunca sözlü edebiyat ürünlerinde Türk dilinin varlığını görebilirsiniz. Milattan önce 4. yüzyılda İskitler döneminde yapılan bir vazoda Türk alfabesiyle yazılan yazılar görülmüştür. Şu anda Muhalistan'da bulunan Göktürk yazıtları yine Türk alfabesiyle yazılmıştır. Bundan bin yıl önce Doğu Karahanlı Türk Devleti'nin şehzadesi Kaşgarlı Mahmud, dünyanın ilk sözlüğü olan Divan-ı Lükatil Türk isimli eşsiz eserini kaleme almıştır. Kaşgarlı Mahmud'un binlerce Türkçe kelimenin yer aldığı eserinde hala kullandığımız ütü, mendil gibi kelimelerden tutunuz da tanışma kuralları ne kadar birçok sözcük, Türklerin bin yıl önce yerleşik bir medeniyete sahip olduğunun göstergesidir. Düşünebiliyor musunuz? Günümüzde ortak iletişim dili en yaygın dil olarak kabul edilen İngilizce bizim Orhun kitabeleri ve ilk Türkçe sözlüğümüz yazılırken henüz dil olarak oluşmamıştı. Sadece İngilizce değil, biz tarih sahnesinde Türkçe ile var olurken Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça da henüz yoktu. Bazı dillerde yeni oluşmaya başlamıştı. Dünyanın en zengin dili olduğu iddia edilen İngilizce'de sözlük 500 bin kelimelikken 27 bin sayfalık büyük Türkçe sözlükte 572 binden fazla kelime vardır. Arapça, Farsça, Çince günümüze kadar uğraşmıştır. Yine zenginliğin kabul ettiğimiz bu diller bile hiçbir zaman bizim dilimizden üstün olmamıştır. Uygur dil bilimcisi Türk şairi Alişir Nevai iki dilin karşılaştırılması anlamına gelen Muhakemetül Lügateyn adlı eserinde Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu ortaya koymaktadır. Türkçeden ve sadeleşmeden bahsederken eski bir, dil değil, kullanılmayan bir dil değil, bizim mirasımız. Bakınız 1250'li yıllarda, 13. yüzyılda diyor ki Yunus Emre, Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni, ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Bu dizeleri dinlerken anlamakta güçlük çeken, sözlük ihtiyacı duyan var mı? Bakın dikkat edin. Türkçenin nasıl bir köprü olduğunun zamanla ve çağları birleştirdiğinin kültür aktarıcısı olduğunun ispatıdır bu. Vefatının üzerinden tam yedi asır geçmesine rağmen Yunus Emre'yi her dem taze tutan sır işte bu Türkçe aşkıdır. Anadolu'da Ahmet Yesevi Divani Hikmet eseriyle Yunus'a öncü olur. Onları Hacı Bektaş takip eder. Türkçe dalga dalga yayılır dillere ve gönüllere. Onların bize bıraktığı en büyük miras her dizenin kelime kelime, hece hece, harf harf yayılması, günümüzde anlaşılması, 700 yıllık tarihimizin bizi kılmasıdır. Osmanlı döneminde saray çevresinde gelişen edebiyat dilimize Arapça, Farsça sözcükler dahil ettiğini ve yeni ama Türkçeden uzak yapma bir dile dönüştüğünü görüyoruz. Fakat bu şairler ve şiirler dilimizi bozmayı başaramamıştır. Çünkü divan edebiyatı her ne kadar saray çevresinde gelse de halk arasında nice karaca olanlar Köroğulları yetişmiş ve söylemiştir sözlerini. Halkın gerçekten var olduğu bir yerde onlar benimsemiştir. Ve bu üzere bugün günümüzde de söylenmeye devam etmiştir. Gülhane Parkı'nda okunan Tanzimat Fermanı ile halkın bir kesimine tanınan ayrıcalıklar neticesinde Yenileşme hareketlerinin getirdiği hareketle o dönem şair ve yazarlarımız yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışmışlardır. Fransızca, Arapça, Farsça'dan kurtarılmaya çalışılan dilimiz Tanzimat'ın ardından Servet-i döneminde tekrar yabancı sözcüklerin etkisine girmiştir. Bu kez Milli edebiyat döneminde Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem çıkar yine sahneye ve Yeni Lisan makalesini kalem alırlar. Yeni Lisan'da derler ki Türkçede kullanılan Arapça, Farsça dil bilgisi kuralları ve bu dillerin kuralları ile yapılan tamlamalar kaldırılmalıdır. Başka Türkçe lehçelerinden sözcük alınmamalı, konuşmada İstanbul ağzına uyulmalıdır. Bakınız ne diyor Ziya Kükalp? Güzel dil Türkçe bize. Başka dil gece bize. İstanbul konuşması en saf en ince bize. Turan'ın bir ili var. Ve yalnız bir dili var. Başka dili var diyenin başka bir emeli var. Türklüğün vicdanı bir dini bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir. Başka dil var diyenin hakikaten olmalı bir emeli. Fakat anlamıyoruz bu sinsiliği, göremiyoruz. Duyuru tahtası varken billboard demenin, düzüstü bilgisayar varken laptop demenin, elektronik posta varken mail demenin, karıştırmak demek varken mixlemek demenin, tanıtım demek varken lansman demenin, uyum süreci demek varken oryantasyon demenin nasıl bir mantığı olabilir? Bunlar özellikle günümüzde plaza Türkçesi adı verilen korkuş kullanımlar hepimizi rahatsız etmeli. Türkçedeki etmek yardımcı fiilini düşünelim yardım etmek, tebrik etmek, teşekkür etmek derken kullandığımız şimdi bu fiil alınıyor. Her yabancı sözcüğün yanına eklenerek kelime üretilmeye çalışıyor. Change etmek, blend etmek, toplantı planlayalım demek yerine hadi bir meet set edelim dediğinde daha havalı, daha üstün göründüğünü düşünen var mı? Bu kişiler için üzülerek söylüyorum ki bu anlamsız söz dizileri uzaktan ve kulaktan hiç sevimli ve güzel görünmüyor. Bilhassa kayıp bir dil olarak görünüyor. Tekrar edelim ki dilini kaybeden ulusların bağımsızlığını da kaybedeceği unutulmamalıdır. Dil yaşayan ve canlı bir varlıktır. Dillerin birbirinden etlenmesi ve sözcük alışverişi doğaldır. Ancak bunu özentiyle yapılması ve karıştırması kabul edilemez olandır. Dünya diline selfie sözcüğü girmişse Türk Dil Kurumu'nun belirlediği özçekim çekim kullanımlarıdır. Türkçe ve İngilizceyi karıştırıp Türkilizce konuşmaya çalışmaktan kaçınılmalıdır. Yeni bir sözcükle karşılaştık mı yine şaire kulak verelim. Güzeldir Türkçe bize. Başka dil gece bize. Yeni sözler gerekse bunda da uy herkese. Halkın söz yaratmada yollarını benimse. Yap yaşayan Türkçeden kimseyi incitmeden. Cumhuriyet dönemi gelir ardından ve Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir der Yahya Kemal. Ancak bu kadar güzel söylenebilir Türkçenin dönemi. Ve budur. Bu Türkçe aşkıdır. Yahya Kemal'i Yahya Kemal yapan Fransa'da yaşadığı yıllar içerisinde Türkçeden asla kopmaması ve Türkçe yazmaya, konuşmaya devam etmesidir. Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır. Kendi ana dilini en doğru ve en güzel şekilde konuşamayan bir toplum kimseye katkı sağlayamaz. Türkçeyi korumadan ne milli kimliğimize sahip çıkabiliriz ne de Türk dünyası ile olan bağlarımızı güçlü tutabiliriz. Unutmamamız gereken bir husus daha var. Selçuklar geçmişte parlak medeniyetler kurmuş olan Türk devletlerinden biridir. Ama bu devletin resim dili Farsçadır. Fakat Türkçeyi kaybolmadan ve bozulmadan günümüze kadar getiren Türk kimliğinin korunmasını sağlayan Anadolu'daki Türk beyliklerinin Türkçe sahip çıkmasıdır. Karamanoğlu Mehmet Bey Karamanoğlu Beyliği'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277'de bugünden sonra hiç kimse divanda dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşmayacaktır. Buyuran bir ferman çıkartıp Türkçeyi devlet dili ilan etmiştir. Bugün ise bizler Türkçeyi resmi dil yapan Karamanoğlu Mehmet Bey'i aramayacağız. Yeni bir lider beklemeyeceğiz. Yeni bir harekete dahil olunmasını beklemeyeceğiz. Yeni bir makale beklemeyeceğiz. Yeni bir dil kurultayı beklemeyeceğiz. Cumhuriyet döneminin dil bilinci taşıyan aydınları bizleriz. Siz değerli öğrencilerimizi bu anlayışla Atatürk'ün ansansını devam ettirecek nesiller olarak yetiştiriyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Bu anlayışla sizi Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar başka hiçbir dil bilmeden götürecek tek dilin Türkçe olduğunu hatırlatıyor. Ana dilimiz olan Türkçeyi sizlere emanet ediyor. Türk Dil Bayramınızı kutluyorum.